Herkese merhaba arkadaşlar, ben Abdullah Hoca. Bugün ECOG konusundayız. Kısaca ECOG ne demektir? Sorularda nasıl kullanılır? Hep beraber ona bakalım. Arkadaşlar, kısaca ECOG, iki veya daha fazla sayma sayısının ortak katları arasında en küçük olanına, ortak katlarına bakacak iki sayının, bunun en küçük olanına, bu sayıların en küçük ortak katı, bunların baş harflerini aldığımızda en küçük ortak katı, yani kısaca ECOG denir. İki ya da daha fazla, en fazla üç tane sayı alacağız ama bunu da size söyleyeyim, hatırlatayım. Örnek olarak şöyle bakalım. 6 ve 8 sayıların en küçük ortak katını adım adım bulalım. 6'nın ortak katlarına baktığımızda arkadaşlar, 6, 12, 18, 24, 36, 42, 48, bu şekilde devam ediyor değil mi? 6'nın katları. 8'in katlarına bakalım. 8, 16, 24, 32, 40, 48, böyle gidiyor. 56, 64, bu şekilde devam ediyor. En küçük ortak kat. Baktığımızda arkadaşlar, 6 ve 8'in en küçük ortak katları, daha doğrusu ortak katlarına baktığımızda, bakın şurada 24 var, şurada 48 var. Bu şekilde bir sonraki 72 gelecek. Bir sonraki 24, 24 arttığını farz edersek, bakın 24, 24 artıyor. 6 ve 8'in en küçük ortak katı ne çıkıyor arkadaşlar burada? 24 çıkıyor. Ortak katlar birden fazla ama bunlar içerisinde en küçük olanına ECOG diyoruz. Ve bu soruda ECOG kaç? 24 çıkıyor. ...36 ve 48'in en küçük ortak katını bulalım. Bir önceki örnekte soruyu uzun bir şekilde bulmuştum. Şimdi bunun daha kısa bir yolunu vereceğim. Asal çarpan algoritmasını kullanarak iki veya daha fazla sayının ECOG'u nasıl bulunur onu göstereceğim. Bakın şimdi. 36 ve 48'i asal çarpan algoritması yardımıyla parçalayalım. En küçük asal sayımız kaçtı arkadaşlar? 2'ydi değil mi? 2'ye bölüyorum hemen. 36'yı böldüğümde 18... 48'i böldüm. 24, tekrar 2'ye bölüyorum. 9, 12, tekrar 2'ye bölüyorum. Bölünmüyor. 6, tekrar 2'ye bölüyorum. 3, 9, sonra 3'e bölüyorum. 1, 3, sonra tekrar 3'e bölüyorum. 1. Hatırlarsanız EBOB'da ortak bölenlerine bakmıştım. ECOG'da ise daha basiti. Şu sağ tarafta yazdığım buradaki 2'leri, 3'leri hepsini birbiriyle çarpacağım. Çarparsam 36 ve 48'in ECOG'u, önce bunu bir üstü bir şekilde yazayım. Kaç tane burada 2 var? 1, 2, 3, 4 tane var. 2 üzeri 4 çarpı 1, 2 tane 3 var. 3 üzeri 2. Ya da 16 çarpı 9, 144 yapar. 36 ve 48'in ECOG'u 144'tür arkadaşlar. Bir örnek daha yapalım. 72 ve 90'ın en küçük ortak katını bulalım. 2'ye bölüyorum. 45, 36. 2'ye bölüyorum. 18, 45. 2'ye bölüyorum. 9, 45. Artık 2'ye bölünmez. 3'e bölüyorum. 3, 15. Tekrar 3'e bölüyorum. 1, 5 ve 5'e bölüyorum. 1. 72 ve 90'ın, demek ki 72 ve 90'ın ECOG'u şu sayıların çarpımı olacak. 1, 2, 3 tane 2 var. 2'nin küpü. 1, 2 tane 3 var. 3'ün karesi çarpı 5. Ve bunların cevabı ne olur? 8 çarpı 9 çarpı 5. 360 yapar. Üstlü şekilde yazmamın sebebi, normalde direkt buradan bu kısma geçebilirsiniz. Ama üstlü bir şekilde yazmanın sebebi, bazı örneklerde üstlü bir şekilde yazmanızı istiyor. O yüzden, yoksa
direkt ECOG'un 360 olarak bu sayıları, şuradaki sayıları çarparak, şu kırmızı ile işaretlediğim yere bakın, buradaki sayıları çarparak da ne yapabilirsiniz? Bulabilirsiniz. Daha basit örneklerle, eğer bu iki soru sizin için zor geldiyse, daha basit örneklerle bunu tekrar örnek üzerinde gösterelim. 15 ile 20'nin ECOG'unu arayalım şimdi arkadaşlar. 15 ile 20'nin ECOG'u kaç? Şu şekilde yazayım bunu. ECOG 15, 20. Hem 20'nin hem 15'in ortak katı kaçtır diyor en küçüğü. 2'ye bölüyorum arkadaşlar. 10, 15. 2'ye bölüyorum. 5, 15. 3'e bölüyorum. 5, 5. Ve 5'e bölüyorum. 1, 1. Buradaki sayıları çarptığımızda 2 kere 2 4, 4 kere 3 12, 12 çarpı 5 ne olacak? 60. Demek ki 15 ile 20'nin ECOG'u kaç? 60. Yine bir başka örneğe bakalım. 30 ile 12'nin ECOG'u kaç? Hemen bölelim vakit kaybetmeden. 2'ye bölelim. 15, 6. 2'ye bölüyorum. 3, 15. Artık 2'ye bölünmez. 3'e bölüyorum. 1, 5. Ve son olarak 5'e bölüyorum. 1. Demek ki 12 ve 30'un ECOG'u, her iki türlüsünü de yazıyorum ECOG'un yazım türünü. Buradaki sayıları çarptığımızda 2 kere 2 4, 4 kere 3 12, 12 çarpı 5 ne olacak? 60'a eşit olacak. 30 ve 40'ın ECOG'unu arayalım. Hemen 2'ye bölelim. 15, 20. Arkadaşlar gerçekten kolay. Asal çarpan algoritmasıyla ECOG bulmak gerçekten çok kolay. 2'ye bölüyorum. 10, 15. 2'ye bölüyorum. 5, 15. 3'e bölüyorum. 5, 5. Ve son olarak 5'e bölüyorum. 1, 1. 30 ile 40'ın ECOG'u, buradaki sayıların çarpımı 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 3 24, 24 çarpı 5 arkadaşlar 120. 60 ile 80'in ECOG'una bakalım. 2'ye bölelim 30, 40, 2'ye bölelim 15, 20, 2'ye bölelim 10, 15, 2'ye bölüyorum bölünmüyor 15, 12'ye bölüyorum 5, 3'e bölüyorum 5, 5 ve 5'e böldüm 1, 1. Demek ki 60 ile 80'in ECOG'u, bu sefer buraya yazıyorum. Yani durum değişmiyor da her iki türlü yazımda görmenizi istediğim için yazıyorum bu şekilde. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16, 16 çarpı 5 80, 80'in de 3 katı ne olacak? 240'a eşit olacak. Bu sefer üçlüsüne bakalım. 20, 30 ve 50'nin ortak katı kaç? 2'ye bölelim hemen. 10, 15, 25. 2'ye bölüyorum. 5 bölünmüyor. Bu da bölünmüyor. Artık 2'ye bölemeyiz hiçbir sayı. Bu 3 sayıyı da. 2'den sonraki ilk asalım 3. 3'e bölünüyor mu bakıyorum. Bu bölünmüyor. 15 bölünüyor. 25. 5'e bölüyorum. 1, 1, 5. Ve tekrar 5'e bölüyorum. 1. Demek ki 20'nin, 30'un ve 50'nin ECOG'u, bunların çarpımı 2 kere 2 4, 4 kere 3 12, 12 çarpı 5 60, 60 çarpı 5 ne yapar? 300 yapar. Şimdi arkadaşlar size kısa bir yol vereceğim. Lütfen buraya çok dikkat edin. Bu yol sayesinde soruları çok daha kolay bir şekilde, gerçekten TEOG'da çok işinize yarayacak. Soruların birçoğunu bu yol sayesinde daha kısa bir sürede yapacaksınız. Hadi gelin beraber bakalım ne demek istediğimi, daha iyi anlarsınız. Kuralım şu. Biri diğerinin tam katı olan sayıların ECOG'u büyük olan sayıya eşittir. Şimdi iki tane sayı görüyor musunuz aşağıda? İlk örneğe bakarsak 20 ve 60. 60 sayısı 20'nin tam katını, tam katıyla yani 2 katı, 3 katı, 5 katı, 7 katı, 10 katı neyse işte tam katı olacak. Tam katıysa bu sayıların ECOG'unu aradığımda büyük olan sayıya eşittir. Yani 20 mi büyük, 60 mı? Tabii ki 60. O zaman bizim cevabımız ne olacak? Büyük olan sayı 60. Hemen yan tarafta bir örneğim daha var. 8 ile 56'nın ECOG'unu arıyorum. Burada 56 sayısı 8'in katı mı? Kaç katı olduğu önemli değil. Tam katı olsun yeter. 56 sayısı 8'in katı. Katı olduğu için cevabım büyük olan sayı. Yani nedir? 56. Bakın ne kadar kolay, gördünüz mü? Bu kuralı öğrendiğinizde kafanıza
yazdığınızda ECOG sorularının bazıları sizin için çok kolay gelecek. Devam edelim. Gerçekten önemli bir kuraldı bu. Aralarında asal. Aralarında asal olacak. Aralarında asal olan sayıların ECOG'u bu sayıların çarpımına eşittir. Mesela iki tane örnek aşağıya yazdım. 8 ile 15'in ECOG'unu sorduğumda, şimdi bakın 8 ile 15 aralarında asal, yani ortak bölenleri bir sayısından başka bir sayı yok. O zaman bu sayıların çarpımı, yani 8 çarpı 15'tir cevap. Uzun uzun bulmaya gerek yok. Yani cevap 120. 5 ile 12'nin asalını soruyorum. 5 ve 12 sayısı aralarında asal. Asal olduğu için bu sayıların çarpımı benim ECOG'umun cevabı ne olacak? 5 ile 12'nin çarpımı kaç yapar arkadaşlar? Cevap 60. Bakın bu iki kural gerçekten çok işimize yarayacak. Aşağıdaki hangi seçenekte verilen sayıların ECOG'u verilen sayıların çarpımına eşittir? Bir önceki kuralda ne diyor? Sayıların çarpımına eşit olması için aralarında asal olması lazım. Yani buradaki 4 tane şıktan hangisi aralarında asal? A seçeneğine baktığınızda 12 ile 14 aralarında asal değil. Her ikisi aynı anda 2'ye bölünüyor. B seçeneğine baktığınızda bunlar da aralarında asal değil. Çünkü her ikisi 5'e bölünüyor. C seçeneğini bir kenara bırakalım. D seçeneğine baktığımızda hem 20 hem de 45'in ortak bölünü birden başka sayı var. Her ikisi de 5'e bölünüyor. O yüzden bunlar da aralarında asal değil. 9 ile 16 aralarında asaldır. Aralarında asal olduğu için bu iki sayının ECOG'unu sorsaydım size, ECOG 9, 16 kaçtır deseydim, bu iki sayıyı ne yapacaktınız? Birbirine çarpacaktınız. Zaten sorularda diyor ki bu iki sayının neyine eşittir? Çarpımına eşittir. Cevap C seçeneği arkadaşlar. 3 tane öğrenci var. Bakalım ne söylüyor? Ahmet diyor ki, ben 8'den başlayıp 8'er sayacağım. Betül demiş ki, ben 12'den başlayıp 12'şer 12'şer sayacağım. Celal ise demiş ki, ben 10'dan başlayıp 10'ar 10'ar sayacağım. Bu 3 öğrenci 500'e kadar kaç tane sayıyı ortak söyler? Ortak katlarına bakalım diyor. Bakalım kaç tane ortak katı var. O zaman bizim yapmamız gereken 8'in, 10'un, 12'nin ortak katını bulmak. Ama bu yöntemle ECOG'u bulmuş oluruz. En küçük ortak katı buluruz. Sonra o sayıya kendisini hep ekleyeceğim. Ta ki 500'e kadar. Hemen bulalım. 2'ye bölüyorum. 4, 5, 6. 2'ye bölüyorum. 2, 5, 3. 2'ye bölüyorum. 1, 5, 3. 3'e bölüyorum. 1, 5. Ve 5'e bölüyorum. 1. Bunları çarptığımızda 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 5 40, 40 çarpı 3 120. Şimdi 120 ECOG bu 3 sayının 8'in, 10'un ve 12'nin ortak katı. 120, 120 artırabiliriz. 240 sayısı da şu mavi ile dikdörtgen içine aldığım 3 sayının ortak katıdır. Başka bir 120 daha eklerim 360, bir 120 daha eklerim 480. Hadi bir 120 daha ekleyeyim. 600 yapar ama 600 ne demiştim? 500'e kadar demiştim. 600 bu 3 sayının ortak katı olmasına rağmen aradığım yerde değil. Böylelikle kaç tane sayı buldum? Sayalım. 1, 2, 3, 4 tane. Cevap B seçeneği. Bir sonraki örneğimize bakalım neymiş? 3 saatten 3 tane saat var. Birincisi 15 dakikada bir, ikincisi 25 dakikada bir, üçüncüsü de 40 dakikada bir sinyal veriyor, ötüyor yani. İlk kez 3'ü birlikte saat 16'da yani 4'te sinyal veriyor. Şu an saat 4. Buna göre bu 3 saat ikinci kez birlikte sinyal verdiklerinde saat kaç olur? Şimdi birincisi 15 dakikada bir, ikincisi 25 dakikada bir, üçüncüsü de 40 dakikada bir diyor ya. Karşınızda gördüğünüz gibi 3 tane küçük sayı var. 15, 25 ve 40. Şimdi size çok kısa bir yöntem göstereceğim. Benim için de bu kural, bakın bu ataşı EBOB konusunda da göstermiştim. ECOG konusunda da daha farklı ama. Küçük eş parçalardan büyük parçalar elde edilen sorularda ECOG kullanılır. Bakın, küçük eş parçalardan büyük parçalar elde edilen sorular. Şimdi küçük eş parçalarla kastım ne? Size dedik ki 3 tane sayı verdik. 15, 25, 40. Bunlar küçük parça. ECOG kat. Kat dediğimde ne oluyor? Daha büyük bir sayı biliyoruz değil mi?
İşte bu Ataş da onu söylüyor. Küçük parçalar verildiyse size daha büyük bir sayıya, parçayla kalsın sayı olabilir. Daha büyük bir sayıya gitmenizi istediğimizde anlayın ki ECOG kullanacaksınız. Şimdi burada bulacağım ECOG kesinlikle 15, 25 ve 40'tan daha büyük bir sayı çıkacak. Bakalım kaç çıkıyor. 2'ye bölüyorum. Bölünmüyor. Bölünmüyor. 42'ye böldüm. 20. Tekrar 2'ye bölüyorum. 10, 25, 15. Tekrar 2'ye bölüyorum. 5, 25, 15. Artık 2'ye bölemiyorum. 3'e bölüyorum. 5, 25 bölünmüyor. 5'e bölüyorum. 1, 5, 1 vesaire 30. 5'e bölüyorum. 1. Bu sayıların çarpımı 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. 8 kere 5, 40. 40'ı 3'ün 3 katı 120. 120'yi 5 ile çarpma ne olur? 600. 600 dakika. Demek ki 15 dakikanın, 25 dakikanın, 40 dakikanın ortak katı 600 dakika. Her 600 dakikada bir bunlar aynı anda ötmeye başlıyor. 600 dakika kaç saat? Çünkü benim için saat önemli. Saate çevirmem lazım. Her 1 saat 60 dakika olduğuna göre 600'ü 60'a bölüyorum. Ne çıkar? 10 çıkar. 10 saat. Arkadaşlar 10 saatte bir bunlar birlikte öter. Peki saat 16. 16'ya 10 saat eklersem ne olur? Saat 16 ise. Saat 16. 10 saat eklediğimde şimdi şu an saat şurada. Saat 16. Şurası 4. Saat 16. Şimdi 4'e 8 saat eklesem gece 12 olur. 10 saat eklemem lazım değil mi? O zaman 2 saat daha ekliyorum. Gece 12'ye 2 ekleyince saat gece 2 olur. Bir başka yöntem 16'ya 16 sayısına 10 saat eklerseniz saat 26 olur. 26 gibi bir sayı yoktur. En fazla 24 vardır. Gece 24 demek bir nevi saat 12 demek. Gece 12 de diyebilirsiniz. 2 saat geçtiğine göre 24'ün 2 fazlası ne olacak? Gece 2 olacak. Cevap C seçeneği. 3 atlet. 3 koşucudan birincisi dairesel bir pisti 24 saniyede. 24 saniyede koşulmuş. İkincisi 30 saniyede. Evet. Üçüncüsü ise 36 saniyede koşmaktadır. Peki. Üçü birden aynı anda aynı yerden aynı yöne doğru koşmaya başlıyorlar. Üçü birden koşmaya başladıkları noktaya ilk kez geldiklerinde üçünün attıkları tur sayıları toplamı kaçtır demiş. Şimdi önce bu kuralı size tekrar göstereyim. Küçük eş parçalardan büyük parçalar elde edilen sorularda ECOG kullanılır dedim. Hocam bunda küçük parçalar olduğunu nereden anlıyorsunuz diye soranlar olabilir. Bakın 24 var. 30 var, 36 var. Bunlar küçük sayılar. Bunlardan daha büyük bir sayıya ulaşacağım. Çünkü 3'ü aynı anda dairesel bir pist etrafında koşuyor ya. Dairesel bir pist etrafında koştuğuna göre biri 24 saniyede koşulmuş, biri 30 saniyede, bir diğeri de 36 saniyede. Sonuçta bunlar dairesel pist etrafında koşuyor. Her koşuşunda gitgide saniyeler büyüyor. Büyüyor da büyüyor. Acaba bunların ortak katı kaç? 24, 30 ve 36'nın ortak katı kaç? Hemen bulalım. 2'ye bölelim. 12, 15, 18. 2'ye bölüyorum. 6, 15, 9. 2'ye bölüyorum. 3, 15, 9. Artık 2'ye bölünmüyor. 3'e bölüyorum. 3, 5, 1. 3'e bölüyorum. 1, 5 ve son olarak 5'e bölüyorum. 1. Bunların ortak katı 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 3 24, 24 çarpı 3 72, 72'yi 5 ile çarparsam 360 saniye eder. 24 saniyenin, 30 saniyenin, 36 saniyenin ECOG'u 360 saniye. Bu şu anlama geliyor. Bunlar 360 saniye sonra gene aynı yerde, aynı noktada karşılaşırlar. Bu 360 saniye içerisinde her turunu 24 saniyede atan koşucu acaba kaç tur atmış oluyor? Ona bakayım o zaman. 360'ı 24'e böleceğiz. Böldüğümüzde kaç çıkıyor? 15. Ondan sonra 360'ı
15 tur yapmış oldu. 30'a bölüyorum. 12 tur. Bunlar tur sayıları artık. Ve son olarak arkadaşlar 360'ı kaça böleceğiz? 36'ya böleceğiz. 36'ya da böldüğümüzde toplam kaç tur atmış olur? 10 tur atmış olur. Bu turları topladığımızda 15'i, 12 ve 10'u toplayalım. 15, 12 ve 10'u topladığımızda toplam tur sayısını bulmuş oluruz. 7. Toplam arkadaşlar 37 tur etmiş olur. A ve B iki sayma sayısı olsun arkadaşlar. Bu A ile B sayma sayılarının çarpımı EKOK'larının çarpımına eşittir. Çok önemli bu uyarı. Gerçekten kulağınıza küpe olsun derler ya. Aynen o şekilde. Kulağınıza küpe olsun. Bunu hemen bir örnekle destekleyeyim. Bakın. Aralarında asal iki sayının EKOK'u 90'dır. Sayılardan biri 10 ise diğeri kaçtır demiş. Diğeri X olsun. Şimdi kuralımda diyor ki sayıların çarpımı. Sayılardan biri 10, diğeri x. Sayıların çarpımı. EBOB'la EKOK'ların çarpımına eşittir. Aralarında asaldı bunlar. Aralarında asalsa bunların EBOB'ları 1'dir. Aralarında asal biliyorsunuz bir önceki EBOB konusunda anlatmıştım. Aralarında asalsa sayıların EBOB'u 1. EKOK ise 90. Buna göre ne diyeceğiz şimdi? 1 ile 90'ın çarpımı yine 90 yapar. 10x 90'a eşitse taraf tarafı her iki tarafı 10 ile sadeleştirelim. 10'a böldüğümüzde cevabımız ne olacak? Sayımız 9 olacak. Bir pozitif tam sayı 18 ve 15 ile tam bölünebilmektedir. Bir A sayısı var ve buna göre bu sayı en az kaçtır? Şimdi bir A sayısı var. 18'e de tam bölünebiliyor. Aynı A sayısı 15 ile tam bölünebiliyor. Yani kalan tam bölünebilir demek kalanın 0 olur. Peki buna göre 18 ile 15'in ortak katını alsam, çünkü aynı A sayısı hem 18'in hem 15'in katıysa, ben o zaman burada yapmam gereken 18 ile 15'in ortak katını almak. Hemen ortak katını alalım. 9 15 3'e bölüyorum. 5 3 tekrar 3'e bölüyorum. 1, 5 ve 5'e bölüyorum 1. Buna göre bu 18 ile 15'in ortak katı bu sayıların çarpımı kaç yapıyor? 3 kere 3 9, 9 kere 2 18, 18 çarpı 5 kaç yapacak arkadaşlar? 90 yapacak. Buna göre bu sayı en az 90. EKOK soruları arkadaşlar genellikle şöyledir. Bakın tekrar bunu size göstereyim. Küçük eş parçalardan büyük parçalar elde edilen sorularda EKOK kullanılır. Küçükten büyüğe doğru gidiyoruz. Bu şekilde de düşünebiliriz. Küçük sayılardan büyük sayılara gidiyoruz. Genellikle problem çeşitlerimiz de şu şekilde olacak. Hemen onları size göstereyim. Şu şekilde örnekler karşınıza gelecek. Mesela cevizler, fındıklar, şekerler, bilyeler 3'er 3'er 5'er 5'er sayılıyorsa veya bunlar sayıldıktan sonra artan oluyorsa, bu EKOK sorularından bir tanesidir. Mesela gemiler, arabalar, yarışçılar beraber yola çıkıp bir yerde karşılaşıyorsa, daha deminki örnekte gemi değildi. Ne çözmüştüm? 3 tane yarışmacı var. Beraber bir yola çıkıyorlar. Sınıfta öğrenciler ikişer, üçer ve bunun gibi sıralara oturuyorlarsa veya bunlardan ayakta kalanlar oluyorsa, hep küçük küçük sayılardan büyük sayıya gideceğim. Sınıf mevcudunu bulacağım mesela. Ziller, saatler birlikte ne zaman bir daha çalar diye sorularda oluyorsa, biz bu soru tiplerinde ne yapacağız? EKOK kullanacağız. Şimdi bunlarla alakalı örneklere devam edeyim. 7'ye bölündüğünde 4. Bir sayı var. Bir A sayısı var. 7'ye bölünmüş. 4 kalanı vermiş. 5'e bölündüğünde 2. Aynı A sayısı. 5'e bölündüğünde 2. 8'e bölündüğünde 5.
aynı A sayısı 8'e bölündüğünde 5. Kalanını veriyorsa aşağıdakilerden hangisidir diyor bu sayı. Şimdi burada yazdıklarıma dikkat edin. Şu kalanlara bakın. Bir sayı var 7'ye bölünmüş 4 kalanı vermiş. 5'e bölünmüş 2 kalanı vermiş. 8'e bölünmüş 5 kalanı vermiş. Acaba bu sayı aşağıdakilerden hangisidir? Dikkatiniz şu kalanlara vermenizi. Dikkatinizi oraya verin. 4, 2 ve 5. Keşke bakın buradaki yazdığım 4 ile bu 7 arasında, 2 ile 5 arasında, 5 ile 8 arasında bir ilişki var. Keşke bu kalanlar 3 fazla olsaydı. Yani dolayısıyla A sayısı da 3 fazla olur. Şu 3'ü artı 3'leri böyle farklı bir renkle yapayım daha iyi görün. Keşke bu A sayımız da 3 fazla olsaydı. Burada işte söyleyeceğim en önemli püf nokta. Aradığım sayı 3 fazla olsaydı 7'ye, 5'e, 8'e tam bölünürdü. Ne demek istiyorum? Bir sayının 3 fazlası 7'ye bölündüğünde şu 4, 3 daha artık kalan 7 olmaz. Kalan 0 olur. A sayısının 3 fazlası 5'e bölündüğünde artık burası kalan 5 olmaz. Bir sayı 5'e bölündüğünde kalan 5'liydir artık. Burası kalan 0'dır. Aynı A sayımın 3 fazlası 8'e bölündüğünde artık kalan şu 5, 3 daha 8 yapmaz. Artık bir sayıyı 8'e bölündüğünde kalan 0 olur. Demek ki benim önce 7'nin, 5'in, 8'in ekokunu bulacağım. İşte bu bulduğum sayı A'nın 3 fazlasına eşit oluyor. Ne çıkarsa ekok 3 çıkaracağım. Şimdi 7, 5 ve 8 bunlar aralarında asal. Aralarında asal olduğu için asal çarpan algoritmasını yapmama gerek yok. Direkt ben bunların ekokunu bulabilirim. Nasıl bulurum? Bu sayıları çarpacağım. 7 çarpı 5 çarpı 8. 7 kere 5 35. 35 çarpı 8 40. Elde var 4. 3 kere 8 24. 28. 280. 7'nin, 5'in ve 8'in ekoku 280. Aradığım sayının 3 fazlası 280 ise aradığım sayı ne olacak? 280'den 3'ü çıkarın. 277. Yani C seçeneği. Bir başka örneğe gidelim. Dedik ya daha demin vapur soruları şurada. Gemiler, arabalar, yarışçılar. Al işte size gemi. Kadıköy iskelesine 3 saatte bir şehir hatları vapuru, 5 saatte bir Çanakkale feribotu gelmektedir. Şu anda vapur da feribot da iskeledir. Aynı noktadalar. Vapur ve feribot kaç saat sonra tekrar iskeleye yan yana olurlar? Bakın, vapur 3 saatte bir hareket ediyorsa 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 bu şekilde devam ediyor. Feribot da 5 saatte bir hareket ediyorsa 5, 10, 15, 20, 25 bu şekilde devam ediyor. Buna göre karşılaşmaları için aynı süre sonunda iskeleye gelmeleri gerekiyor. O zaman bunların ortak katlana bakalım. Aynı. Ortak katlarına bakalım. Neler var? 15, 30, 45. Görüyorsunuz değil mi? 60. En azını soruyorsa kaç saat sonra tekrar iskelede yan yana olurlar? O zaman yapmanız gereken şey 3'ün ve 5'in ekokunu bulmak. 3'e böl 1, 5. 5'e böl 1. O zaman ekok 3 ve 5 ne olur? 15. Her 15 saatte 1. Bu iki feribot ve şehir hatları vapuru iskelede ne yapacaklar? Karşılaşacaklar. Bu da böyle bir soruydu. Ali elindeki misketleri 4'er 4'er 5'er 5'er saydığında her seferinde 3 misket artıyor. Buna göre Ali'nin elindeki misket sayısı kaç olabilir diyor. Şimdi arkadaşlar Ali'nin elinde bilmediğimiz kadar bir misket sayısı var. Biz buna A diyelim. Tamam. 4'er 4'er sayıyor. Gruplandırmış 4'er 4'er. 3 misket artmış. 5'er 5'er de sayıyor. 3 misket artmış. Tamam. Buna göre Ali'nin misket sayısı kaç olabilir?
Keşke diyorum, keşke Ali'nin misketleri 3 tane eksik olsaydı. Eğer Ali'nin misketleri 3 tane eksik olsaydı, 4'ün ve 5'in nesi olacaktı? Katı olacaktı. 4'ün ve 5'in tam katı olacaktı. Arkadaşlar 4'ün ve 5'in tam katıysa 4 ile 5'in bir ekokunu alalım. Şimdi ne hatırlıyoruz? 4 ile 5 aralarında asal. 4 ile 5 aralarında asal olduğu için 4 ile 5'in ortak katı ne olacak? 20. 20 sayısı 4'ün ve 5'in tam katı. Şimdi hangisi olabilir diyor. O zaman Ali'nin misketlerinin 3 eksiği 20 olabilir. 40 olabilir. 20'şer 20'şer arttırıyorum. 40 olabilir. Bu şekilde devam ettiriyorum. Ali'nin misketlerinin 3 eksiği 60 olabilir. Böyle bu şekilde devam edebilir. O zaman Ali'nin misketlerinin 3 eksiği 20 ise Ali'nin misketleri 23 olabilir. Buradan 43 olabilir. Başka neye eşit olabilir? 63 olabilir. Bu şekilde devam edebilir. Bakın şurada 43 var değil mi? O zaman C seçeneği ne olur? Olabilir. Ali'nin misketlerine baktığımızda 23, 43, 63, bu 83 bu şekilde devam ediyor. O zaman bizim bu kural bakın gene işleyebilir. Sakın ama sakın bunu unutmayın. Küçük eş parçalardan büyük parçalar elde edilen sorularda ne yapıyoruz? Ekok kullanıyoruz. Ne yaptık? Küçük parçalardan elimizde 4 ile 5 gibi küçük parçalar vardı. Büyük parçaya ne yapmaya çalıştık? Ulaşmaya çalıştık. Bir sonraki sorumuz. X sayısı 2'nin küpü çarpı 3'ün karesi, y sayısı 2'nin karesi çarpı 7'nin birinci kuvveti. Buna göre x ve y sayılarının en küçük ortak katını, yani kısaca ekokunu bulunuz demiş. Ekok kaçtır? Üstü ifadeler halinde verildiğinde sayılar. Ekokun kısa yolu şudur. X ve y'nin ekokunu bulacaksak şayet, ayrı ayrı bu üslü ifadelere baktığımızda tabanları aynı olan sayılardan üssün büyük olanını seçiyorsunuz. Bakın 2'nin küpü var x'te, y'de ise 2'nin karesi var. Büyük olanı seçiyorsunuz. O zaman 2'nin küpü. 3'ün karesi var x'te, y'nin 3'ün herhangi bir kuvveti var mı? Yok. O zaman direkt 3'ün karesini seçiyorsunuz. Y'de 7'nin birinci kuvveti var. X'de var mı 7'nin kuvvetleri? Yok. O zaman 7'nin birinci kuvvetini seçiyorsunuz. O zaman bizim cevabımız 2'nin küpü çarpı 3'ün karesi çarpı 7. Bir sonraki örneğimiz arkadaşlar A ve B sayıları hakkında sadece şöyle bir bilgi verilmiş. Ortak katlarının en küçüğü A çarpı B. İşleminin sonucuna eşittir diyor. A ve B sayılarının ekoku çarpımlarına eşitse şunu anlarız. A ile B aralarında asaldır. Aralarında asaldır. Kesinlikle bunu söyleyebilirim. Hangisi kesinlikle doğrudur diyor. İkisi de çift sayıdır. Kesinliğinden emin değilim. İkisi de tek sayıdır. Kesin olarak emin değilim. A tek, B çift sayıdır diyor. Kesinlikle yani doğru mu ya da yanlış mı bilmiyorum. Ama aralarında kesinlikle asal sayılardır. A ile B ekstradan şunu da söyleyebilirim. A ile B aralarında asalsa EBOB'ları da bunu da hatırlatalım. Aralarında asal olan sayıların EBOB'ları da kaça eşittir arkadaşlar? 1'e eşittir. Bir sonraki örneğimize bakalım. Hasta olan Nermin antibiyotiğini 12 saatte bir, öksürük çubuğunu da 8 saatte bir almaktadır. Saat sabah 9'da iki ilacı aynı anda alan Nermin bu iki ilacı tekrar birlikte aldığında saat kaç olur? Acaba iki ilacı tekrar birlikte alacak mı? O zaman şunu düşünmemiz lazım. 8'in ve 12'nin ortak katı kaç? Birlikte diyorsa 8'in ve 12'nin ekokunu alacağım. Gördüğünüz gibi 8 ile 12 küçük sayı. Küçük sayıdan nereye gideceğim? Büyük parçaya gideceğim. Hemen bulalım şunu. 8 ile 12'nin ekokunu bulalım. 2'ye bölüyorum 4, 6. 2'ye bölüyorum 2, 3. 2'ye bölüyorum 1, 3. 3'e bölüyorum 1. O zaman 8 ile 12'nin ekoku kaç çıkıyor? 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. 8 kere 3, 24. Bu 24 ne? Saat. 24 saatte bir
bu iki ilacı aynı anda alır. Sabah 9'da alıyorsa birlikte ne olacak? 24 saat sonra alacak. 24 saat ne demek? Bir tam gün demektir. O zaman ertesi gün gene sabah kaçta almış olur? Saat 9'da almış olur. Bir sonraki örneğimize bakalım. Bir pistte antrenman yapan iki koşucan Melis bir turunu 42 saniyede, hemen şöyle bir pist çizelim. Burası pistimiz olsun. Başlangıç noktamız şurası olsun. Melis bir turunu 42 saniyede atıyor. Bu tarafa doğru. Selin ise 70 saniyede tamamlamaktadır. Aynı turu 70 saniyede tamamlamaktadır. Aynı anda ve aynı noktadan koşuya başlayan iki koşucu başlangıç noktasında ilk kez tekrar birlikte geçtiklerinde toplam kaç tur koşmuş olurlar? Şimdi 42 saniyede bir, 42 saniyede bir tur atıyor. 70 saniyede bir, 70 saniyede bir bu A noktası diyeyim artık. Bu A noktasında geçiyor. O zaman birlikte ilk defa kaç saniye sonra geçerler onu bulacağız. Küçük eş parçalardan büyük parçaya gideceğiz. Çünkü 42'nin katları, 70'in katları bunu bulacağımız için ekokunu arıyorum. O zaman 42 ile 70'in ekokunu bulalım. 2'ye bölüyorum. 21, 35. 2'ye bölünmez artık. 3'e bölüyorum. 7, 35. Artık 35 3'e bölünmüyor. 35'i kaça böleceğim? 5'e böleceğim. 7, 7 5'e bölünmez. 7 ve 7'ye bölüyorum. 1, 1. Buna göre ekok kaç olur? Bu iki sayının ekoku 42 ile 70'in ekoku 3 kere 5, 15, 15 çarpı 2, 30, 30 çarpı 7 ne olur? 210 saniye. 210 saniyede bunlar aynı noktada karşılaşırlar. Peki buna göre 210 saniye içerisinde kaç aynı noktada bakalım kaç tur atmış olurlar bu aynı noktada karşılaşabilmeleri için. 210'u 42'ye bölüyorum. Bakalım kaç tur yapıyor. Şöyle bir 21 ile sadeleştireyim. 10, 21'e bölüyorum. 2, onu da 2'ye bölüyorum. 5, 5 tur. Aynı 210'u bu sefer 70'e böleceğim. Bunları da sadeleştiriyorum. Her iki tarafını 70'e böldüm. 3 tur. Buna göre 42 saniyede her bir turunu tamamlayan 5 tur atmış oldu 210 saniye içerisinde. Her 70 saniyede bir tur atan ikinci kişi, ikinci koşucu ise 3 tur atmış oldu. Toplam tur sayısı ise 3 ile 5'i topladığımızda ne olur? 8 tur atmış olur arkadaşlar. Cevap A seçeneği. A ile B iki sayma sayısı olsun. Bunu vermiştim. Tekrar vermekte yarar var. Sayıların çarpımı, bu sayıların çarpımı ebobularıyla, bu A ile B'nin ebobularıyla ekoklarının çarpımına eşittir. Bu denemelerde, soru bankalarında bununla alakalı çok örnek karşılaşacaksınız arkadaşlar. Çok önemli bir örnek. Bu kurala göre bir örnek size hazırladım. A ile B sayılarının ebobu 15, ekoku 90 olduğuna göre bu sayıların çarpımının sonucu kaçtır diyor. Alın yukarıya da hatırlamanız için kuralı yazdım. Şu kuralı da şuraya koyalım. O zaman sayıların çarpımını soruyor değil mi? Sayıların çarpımı neye eşit olacak? Eboblarıyla ekoklarının, ekoklarına 90 vermiş. Çarpımına eşittir diyor. 90 ile 15'in çarpımı ne yapar? 5 kere 9 45. Elde var 4. 9 kere 1 9. 4 daha 13. 0 da ekleyince 1350 yapıyor. Yani cevap D seçeneği. 12 ve 16 ile bölündüğünde her defasında 6 kalanı veren yüzden büyük en küçük doğal sayı. Şimdi arkadaşlar burada bir kısıtlamaya gitmiş. Önce bu yüzden büyük en küçük doğal sayı kaçtır? Onu bir kenara koyuyorum. Acaba 12 ile 16'nın katı olan ve 6 kalanı 6 olan sayı kaçtır? 12 ile 16'nın
Önce bir ekokuna bakalım. 12 ile 16'nın ekoku kaç? Bunun için asal çarpan algoritmasını kullanıyorum. 2'ye bölüyorum 6, 8. 2'ye bölüyorum 3, 4. 2'ye bölüyorum 2, 3. 2'ye bölüyorum 1, 3. 3'e bölüyorum 1. Buna göre 12 ile 16'nın ekoku kaç yapıyor? 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16, 16 çarpı 3 ne yapıyor? 48 yapıyor. 48 sayısı 12'ye tam bölünür, 16'ya tam bölünür. Ama 6 kalanı var demiş. 6 kalanı var diyor, değil mi? O zaman 48'e, hatta şöyle yapayım, o 6'yı birazdan işleteceğim. 48, 48'e kendisini eklerim hep. 48 olur, 96 olur, 3 katı 144 olur. Bakın bu yazdığım sayılar 12'nin ve 16'nın tam katı. E ne oluyor? Her defasında 6 kalanı veriyor diyorsa bunların 6 fazlasını alacağım. Hep 6 ekleyeceğim. 54, 6 fazlası 102, 6 fazlası 150. Demek ki sayılarımız 54 olabilir, 102 olabilir, 150 olabilir. Bu şekilde devam ediyor. Bize ne demiş? 100'den büyük en küçük doğal sayı. 100'den büyük en küçük doğal sayı nerede? 102. Demek ki cevap B seçeneği. Bakın D seçeneğine bakın. D seçeneği. Aslında D seçeneği de doğru cevaplarından biri. Ama burada bir kıstas vardı. 100'den büyük en küçük sayı olacak. O zaman cevabımız 102 oluyor. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana verebileceğiniz en büyük destek videolarımı beğenmek, olumlu ya da olumsuz yorum atmak. Hepinize şimdiden derslerinizde başarılar diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.